Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba değerli arkadaşlar. Sizlerle birlikte Osmanlı tarihi, İnkılap tarihi ve çağdaş bir Türk ve dünya tarihinden toplamda 50 soru çözeceğiz şimdi. Hemen ilk sorumuza vakit kaybetmeden başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet dönemi gelişmelerinden biri değildir demiş. Burada Fatih Sultan Mehmet 1451-1481 yılları arasında tahta kalmış bir padişahtır. Burada Limni ve Midilli adasının fethedilmesi Fatih dönemindedir. Akdeniz'in Türk Gölü haline gelmesi Fatih döneminde değildir. Bu noktada kimin dönemindeydi bu? Kanuni Sultan Süleyman döneminde Akdeniz ne olacak? Türk Gölü haline gelmiş olacak. Burada cevabımız B seçeneği oluyor. Mora'nın fethedilmesi, Kilitbahir Kalesi'nin inşa edilmesi, Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan ticaret yollarının Osmanlı'nın eline geçmesi, bunlar Fatih Sultan Mehmet dönemi gelişmeleri arasında yer almaktadır. Ayrıca Fatih döneminde Topkapı Sarayı inşa ediliyor. Rumeli Hisarı yaptırılmış oluyor. Sahn-ı Sema Medresesi açılıyor. Kilitbahir Kalesi inşa ediliyor. Kanunname-i Ali Osman ne olacak değerli arkadaşlarım? Fatih döneminde bu yayınlanmış olacak. Burada cevabımız B seçeneği, Akdeniz'in Türk Gölü haline gelmesi Kanuni döneminde. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayun'un görevlerinden değildir demiş. Değerli arkadaşlarım, Divan-ı Hümayun genellikle siyasi, hukuki ve ekonomik alanlarla ilgili birçok görevi bulunmaktaydı. Bakalım sadrazamların atanması. Değerli arkadaşlarım, sadrazamı Divan-ı Hümayun tarafından atanmıyor. Bu padişah tarafından, hemen yazıyorum buraya, padişah tarafından atanıyor. Burada sadrazamların atanması Divan-ı Hümayun'un görevlerinden değildir. Burada cevabımız A seçeneği olacak. Genel mahkemelerde görülmüş davalara yapılan itirazların değerlendirilmesi, hukuki bir olay. Miri toprakların, vakıfların, mülk arazilerin, statülerinin belirlenip korunması, ekonomik olay. Para politikalarının tespit edilmesi, ekonomik. Gerektiğinde İstanbul'daki yabancı elçilerle görüşmeler yapılması, bu da siyasi bir olaydır. Burada dediğim gibi Divan-ı Hümayun'da siyasi, hukuki, ekonomik alanlarla ilgili görevler vardır. Burada değerli arkadaşlarım cevabımız A seçeneği oluyor. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Özelliklere verilen makam aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Yargılama yetkisi yoktur. Şer'i hukukta açık ve net şekilde belirlenmeyen konularda görüş bildirir. Molla Fenari, bakın bu önemlidir. Birazdan açıklayacağım bunu. Zembilli Ali Cemal Efendi, Ebu Suud Efendi, bu da çok çok önemlidir. Gibi şahsiyetler bu makamda bulunmuşlardır. Değerli arkadaşlarım, burada özellikleri verilen makam Şeyhül İslamlık makamıdır. Bu noktada ilk Şeyhül İslam'ımız kimdir? Buraya yazıyorum ilk olarak. İlk Şeyhül İslam'ımız Molla Fenari'dir. Bize en uzun süreli Şeyhül İslamlık yapanı sorarsa Ebu Suud Efendi'dir. Bu da Kanuni döneminde. Kanuni döneminde Şeyhül İslamlık yapmıştır Ebu Suud Efendi. Burada cevabımız C seçeneği olmuş olacak. Şer'i hukukta açık ve net şekilde belirlenmeyen konularda da görüş bildiriyor. Ayrıca yargılama etkisi yoktur. Bir diğer sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nde padişahlık aşağıdakilerden hangisinin dönemine kadar babadan oğula geçmiştir diyor. Değerli arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nde padişahlık 1. Ahmet dönemine kadar babadan oğula geçiyor. 1. Ahmet döneminde ne getiriliyordu? Ekber ve Erşed sistemi getiriliyor. Hanedanın en yaşlı ve en akıllı üyesinin tahta geçmesi usulü uygulanmaya konulmuş oluyor. Bu noktada cevabımız 1. Ahmet oluyor. Bir diğer sorumuza bakalım. Fransa'ya verilen kapitülasyonlarla ilgili olarak kapitülasyonlar hükümdarların ömrüyle sınırlı tutulacak maddesinin Fransa'nın aşağıdaki anlaşmalardan hangisindeki arabuluculuk rolü nedeniyle değiştirildiği söylenebilir demiş. Değerli arkadaşlar, 1736-1739 Osmanlı, Avusturya, Rusya Savaşı var bu dönemde. Bu savaş sırasında arabuluculuk rolü üstlenen devlet Fransa ve onun arabuluculuğu ile ne anlaşması imzalanıyor? Belgrad Anlaşması imzalanıyor. Bu noktada buna karşılık kapitülasyonlar hükümdarların ömrüyle sınırlı tutulacak hükmünde değişiklik yapılıyor. Fransa'ya verilen kapitülasyonlar 1. Mahmut döneminde, değerli arkadaşlarım yazıyorum buraya, 1. Mahmut döneminde 1. Mahmut döneminde 1740 tarihinde ne olacak?
sürekli hale getirilmiş olacak. Kimin adına? Fransa adına. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Aşağıdakilerden hangisi? Tanzimat dönemine hazırlanmaya başlanmış ancak 2. Abdülhamit döneminde uygulanmaya konmuştur diyor. Değerli arkadaşlar, burada Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında ilmi bir heyet tarafından İslam hukukuna bağlı kalınarak 1868-1878 yılları arasında hazırlanan burada mecelle 2. Abdülhamit döneminden itibaren 1926'ya kadar şer'i mahkemelerde hukuki kaynak olarak kullanılmış oluyor. Değerli arkadaşlarım, burada Abdülaziz döneminde değerli dostlar burada hazırlanmaya başlıyor. Ancak 2. Abdülhamit döneminde de uygulanmaya konulmuş oluyor. Neymiş bu? Mecelleymiş. Kim tarafından, kimin başkanlığında hazırlanıyor? Ahmet Cevdet Paşa'yı da buraya yazıyorum. Ahmet Cevdet Paşa. Cevdet Paşa başkanlığında ki komisyonda hazırlanmış oluyor mecelle. Değerli dostlar, burada bu bilgi önemlidir. Kimin zamanında hazırlandı derse Abdülaziz, kimin zamanında uygulanmaya konuldu derse de 2. Abdülhamit olmuş olacak. İslam senetleri neydi? Bu da 3. Mustafa döneminde düzenleniyor. 1. Abdülhamit döneminde uygulamaya konuluyor. İç borçlanma belgeleridir bu. Vilayet Nizamnamesi nedir? Bu da Abdülaziz döneminde 1864'te yayınlanıyor. Vilayet Nizamnamesi. Islahat Fermanı 1856'da Abdülmecid döneminde hazırlanıyor, yayınlanıyor. Kanuni Esas da 1876'da 2. Abdülhamit döneminde ilan edilmiştir. Bir diğer sorumuza bakalım. 2. Mahmut döneminde Divan-ı Hümayun kaldırılmış, yerine nazırlıklar kurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayun'un yerine oluşturulan kuruma verilen addır diyorlar. Değerli arkadaşlarım, bu soru 2019 KPSS lisans sorusu. Lisans sorusu. Çok benziyor bu soruya. Değerli dostlarım, burada bu soru önemlidir. Her an karşınıza yine çıkabilir. O yüzden burada Divan-ı Hümayun'un yerine oluşturulan kuruma ne ad veriliyordu? Heyeti Vükela adı veriliyordu. Burada cevabımız A şıkkı olmuş olacak. Diğer şıkları açıklayacak olursak, Divan-ı Ahkam-ı Adliye bu 1868'de Abdülaziz döneminde, buraya yazıyorum, Abdülaziz döneminde oluşturulmuştur. Yargıtay'ın temelidir bu. Şura-i Devlet yine Abdülaziz döneminde oluşturuluyor. Danıştay'ın temelidir bu da. Saltanat Şurası bu savaş ilanı, barış yapılması gibi olağanüstü olaylar hakkında ileri gelen devlet adamları ve ilim sahibi kimselerin görüşünü almak üzere padişahın huzurunda yapılan toplantılara katılan gruba verilen addır. Saltanat Şurası, hatırlayacağınız üzere Sevr Anlaşması'nı imzalayanlar Saltanat Şurası'ydı. Meclis-i Valayi Ahkam-ı Adli ise bu 2. Mahmut döneminde kuruluyor. Reformları planlayıp icrasını denetleyen yüksek yasama ve yargı organıydı. Meclis-i Valayi Ahkam-ı Adliye. Buraya yazıyorum 2. Mahmut döneminde. 2. Mahmut dönemindeydi bu. Bize Divan-ı Hümayun'un yerine oluşturulan kurumu soruyor. Bu da Heyeti Vükela'dır. Bunu asla unutmuyoruz. Bir diğer sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda imzaladığı anlaşmalarından hangilerinde azınlıklarla ilgili bir hüküm bulunduğu söylenebilir demiş. Bakalım. Paris, Berlin, Hünkar İskelesi anlaşmalarını vermiş. Burada 1853-56 Kırım Harbi sonrasında Paris Anlaşması imzalanıyor. Paris Anlaşması'nda azınlıklara yönelik madde yer alıyor. 9. maddede ıslahat fermanından bahsediliyor. Padişahın tebaasının refahı için din ve ırk farkı gözetmeden Hristiyan halka da haklar verdiği yönünde ifadeler yer alıyor. Buraya yazalım. Kırım Harbi. Kırım Savaşı yazalım şuraya. Kırım Savaşı. Sonucunda Paris Anlaşması imzalanıyor. Osmanlı Devleti ayrıca burada ne olacak? Bir Avrupa Devleti sayılacaktı. 1856 tarihinde. Berlin Anlaşması. Değerli arkadaşlarım, 93 Harbi. Yazıyorum hemen yanına. 93 Harbi. 1800,
1878 değerli arkadaşlarım. 1878'de 77-78 Osmanlı-Rus Harbi'nde yani 93 Harbi'nde sonrasında Berlin Anlaşması imzalanıyor. Burada Ermenilerin oturmakta bulunduğu Anadolu vilayetlerinde ıslahat yapılması. Burada ıslahatlar yapılıyordu. Yönündeki hüküm bu anlaşmada bulunmaktadır. Yani azınlıklarla ilgili. Hünkâr İskelesi Anlaşması ise 1833 tarihinde Rusya ile imzalanıyor. Bu anlaşmada azınlıklarla ilgili konuşamadım. Azınlıklarla ilgili bir madde yoktur burada. Hüküm yoktur. O yüzden bunu alamayacağız. Cevabımız ne olmuş olacak? Paris ve Berlin olmuş olacak cevabımız değişik. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin özelliklerinden biri değildir demiş. Carbonari Cemiyeti'nin gizlilik ve disiplini örnek alınarak kurulmuştur. Bu İtalya'da kurulan Carbonari Cemiyeti'nin değerli arkadaşlarım burada örnek alınıyor. Bu doğru. Önemli yayın organları Meşveret ve Mizan'dır değerli arkadaşlarım. Bu bilgimiz de doğrudur. Trablusgarp Savaşı'nın yaşandığı sırada kurulmuştur diyor. Bu bilgimiz yanlış. İttihat Terakki 1889'da İstanbul'da İttihadı Osmani adıyla kuruluyor. İlk başta bakın bunu unutmayın. İttihadı buraya yazıyorum. İttihadı Osmani. Bakın bunu size yöneltebilirler. İttihat Terakki'nin ilk adı neydi diye sorabilirler. İttihadı Osmani değerli arkadaşlarım. Bu adıyla kuruluyor. Hangi isimle kurulmuştur diye sorabilirler. Burada daha sonra yurt içinde ve özellikle de Rumeli'de teşkilatlanmış oluyorlar. Değerli dostlar. Burada kurucular arasında kimler vardı? İbrahim Temo, Abdullah Cevdet, İshak Sukuti yer almıştır bu noktada. Trablusgarp Savaşı ise 1915 senesinde oluyor zaten. Burada C şıkkımız yanlış. Milli iktisat siyaseti güdülmüştür. İbrahim Temo, Abdullah Cevdet, İshak Sukuti de aynı bahsettiğim gibi bunlar kurucuları arasında yer alıyor. Cevabımız burada C şıkkı olmuş oluyor. Bir diğer sorumuza bakalım. Biraz zoom'umuzu büyütelim. Birinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin 8 Ocak 1918'de yayımlanan Wilson ilkelerine aykırı olduğu söylenebilir demiş. Bakalım. Almanya'nın Versay Anlaşması ile savaş tazminatı ödemesinin karara bağlanması, Osmanlı topraklarının işgal edilmesi, Polonya'nın kurulması. Değerli arkadaşlar, 1918'de Birinci Dünya Savaşı sırasında Amerika Başkanı Wilson tarafından barışın sağlanmasına yönelik olarak bazı ilkeler yayınlanıyor. Wilson ilkeleri olarak biliniyor bu ilkeler. Bu ilkeler arasında neler vardı? Bunları kısaca sayayım size. Her ulus kendi geleceğini kendisi belirleyecek. Galip devletler yenilen devletlerden toprak almayacak. Yenilen devletler savaş tazminatı ödemeyecek. Bakıldığı zaman burada ne diyor? Savaş tazminatı ödemesinin karara bağlanması. Yani Wilson'a aykırı bir durumdur bu. Bu vardır. Ve ne diyor? Galip devletler yenilen devletlerden toprak almayacaktır. Burada Osmanlı toprakları da işgal edilmiş oluyor değerli arkadaşlar. Ancak Polonya'nın kurulması bu noktada aykırı değildir. Cevabımız burada 1 ve 2 olmuş oluyor. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Biraz zoom'umuzu küçültelim bayağı zoom uzun. Büyüttüm. Şöyle küçültelim. Mustafa Kemal'in görüşmelerde üzerinde durduğu bu konular arasında durumlarından hangilerinin yer aldığı söylenebilir demiş. Bakalım Mustafa Kemal ne demiş. Mustafa Kemal 29 Aralık 1919'da bir bildiri yayınlamıştır. Bu bildiride Mustafa Kemal Mebusar Meclisi'ne katılacak milletvekilleriyle Ankara'da görüşmek istediğini duyurmuştur. Bu milletvekillerinin önemli bir kısmıyla görüşen Mustafa Kemal görüşmelerde bazı konular üzerinde durmuştur diyor. Bize de bu görüşmelerde üzerinde durduğu konuları soruyor. Burada güçlerin tek elde toplanmasını sağlamak amacıyla müdafaa-i hukuk grubunun oluşturulması değerli arkadaşlarım bu görüşmelerde yer almıştır. Mustafa Kemal son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde ne isteyecek? Müdafaa-i Hukuk grubunun kurulmasını isteyecek. Ancak burada Felah-ı Vatan grubu kurulacak değerli arkadaşlar. Bu vardır. İstiyor bunu. İstanbul'a gitmediği halde kendisinin meclis başkanı seçmesini istiyor Mustafa Kemal.
milletin istek ve amaçlarını belirten ve uygulanması gereken bir programın kabul edilmesinin sağlanması da değerli dostlar burada yine bu görüşmelerde üzerinde durduğu konular arasında yer alıyor. Burada cevabımız E seçeneği olmuş oluyor. Bir diğer sorumuza bakalım. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yukarıdakilerden hangilerine yönelik kararlar aldığı söylenebilir demiş. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi hatırlayacağınız üzere 1920-1923 tarihler arasında görev yapıyor. Bu dönemde savunmaya yönelik olarak düzenli ordu kurulmuş oluyor. İhaneti Vatani Kanunu çıkarılmış oluyor. Ekonomi alanında ise İzmir İktisat Kongresi değerli arkadaşlar düzenlenmiş oluyor ve misak-ı iktisadi kararlar kabul edilmiş oluyor. Eğitim alanında ise 1921 tarihinde Kütahya-Eskişehir Savaşı devam ederken Maarif Kongresi düzenleniyor değerli dostlar ve ilk ve orta öğretim programlarına yönelik kararlar alınıyor bu noktada. Burada 1, 2 ve 3'te 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi kararlar alıyor. Cevabımız E şıkkı olmuş oluyor. Bir diğer sorumuza bakalım. Bakalım sorumuza. Devre anlaşmasının hukuken geçersiz sayılmasında kanuni esasının anlaşmaları onaylama yetkisini aşağıdakilerden hangisine vermesi etkili olmuştur diyor. Değerli arkadaşlar, Sevr Anlaşması 1920'de 10 Ağustos. Hükümet adına o dönemde hemen yazıyorum buraya. Şöyle okları çıkartalım. Rıza Tevfik. Hadi Paşa. Ve Reşat Halis Bey tarafından imzalanıyor. Buraya da yazıyorum Sevr Anlaşması. Sevr Anlaşması Rıza Tevfik, Hadi Paşa, Reşat Halis tarafından imzalanıyor. Bu anlaşmanın hukuken geçersiz sayılmasının nedeni nedir? Kanuni esasının anlaşmaları onaylama yetkisini Mebusan Meclisi'ne vermiş olmasıdır. Burada cevabımız Mebusan Meclisi olmuş olacak değerli arkadaşlar. Bu soru önemlidir. Bir diğer sorumuza bakalım. Milli mücadele döneminde yukarıdaki anlaşmalardan hangileri Batı cephesinde kazanılan bir başarı sonrasında imzalanmamıştır diyor. İmzalanmamıştır diyor. Galiba bakalım hemen şöyle. Aynen imzalanmamıştır diyor. Bakalım. Kars, Gümrü, Ankara. Değerli arkadaşlar burada sadece Gümrü Anlaşması Doğu cephesindedir. Hatırlayacağınız üzere 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Ermenilerle yaptığı savaşın sonucunda 1920 senesinde ne yapacak? Gümrü Anlaşması'nı imzalayacak. Kars ve Ankara anlaşmaları ise değerli arkadaşlarım bunların ikisi Sakarya Savaşı'nın sonucunda imzalanıyor. Yani Batı cephesinde kazanılan bir başarı sonrasında imzalanıyor. Burada bize imzalanmayanı soruyor. Cevabımız yalnız 2 olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Zoom'umuzu biraz yaklaştıralım. Lozan Anlaşması ile adalarından hangilerinin İtalya'ya bırakıldığı söylenebilir demiş. Değerli arkadaşlar bu soru bence önemli. Bu soru öğretmenlik alan bilgisine çıktı. Ancak lisansa, ön lisansa, orta öğretime bu soru tarzı çıkabilir. Buna dikkat edelim. Burada İmroz, Kıbrıs, Rodos'u vermiş. Kıbrıs'ın denetimi İngiltere'ye bırakılıyor. Burada İmroz yani diğer adı nedir? Gökçeada'dır. Bu Bozcaada, Gökçeada Türkiye'ye bırakılıyor bu dönemde. İtalya ile bilgisi yok. Rodos adası, Rodos 12 ada ve Meis adası. Bunların üçü İtalya'ya bırakılmış oluyor. Lozan Anlaşması ile birlikte. Yunanistan'a neler bırakılıyor? Limni, Midilli, Sakız, Sisam ve Nikerya adaları da Yunanistan'a bırakılmış oluyor. Bazı arkadaşlar şunu soruyor. Hocam Rodos, 12 ada, Meis adası bunlar Yunanistan'a ait değil mi? Ait, şu an için ait. Ancak değerli arkadaşlarım Lozan Anlaşması'nda İtalya'ya bırakılıyor. 1947 anlaşmasında yani Paris Anlaşması'nda 1947 Paris Anlaşması'nda bu adalar Rodos 12 ada Meis adası bunlar Yunanistan'a verilecek değerli arkadaşlar. Bu bilgiyi de asla unutmayalım. Şöyle hemen yazalım bir daha. Paris Anlaşması 1947'de bunu asla unutmayalım. Bu oldukça önemli bir bilgidir. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Aşağıdakilerden hangisi? Takrir-i Sukun dönemi. Bakın bu dönemin tarih aralığını bilmemiz lazım. 1925-1929 yılları arasını kapsar.
dönemi gelişmelerinden biri değildir demiş. Değerli arkadaşlar bakalım hemen. Ankara İstiklal Mahkemesi'nin kurulması, Şapka Kanunu'nun çıkarılması, Ankara Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi'nin açılması, Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasına demiş. Değerli arkadaşlar buradan Ankara İstiklal Mahkemesi'nin kurulması 1925. Hemen yanına yazıyorum. 1925. Şapka Kanunu'nun çıkarılması 1925. Ankara Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi'nin açılması 1935 tarihindedir. Değerli arkadaşlar yani Takrir-i Sükun dönemi gelişmeler arasında yer almıyor. Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi 1926. 26. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması ise 1925'tir. Bu noktada cevabımız da C şıkkı olmuş oluyor. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in ilanını hazırlayan etkenlerden biri değildir demiş. Milli mücadele döneminde milli iradenin ön planda tutulması bu etkenler arasındadır. 1921 Anayasası'nda hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ifadesinin yer alması. Burada genellikle millet iradesi, değerli dostlarım ulusal egemenlik kavramlarını arayacağız. Saltanatın kaldırılması Cumhuriyet'in ilanını hazırlayan etkenlerden biridir. 1 Kasım 1922'de kaldırılıyor. Atatürk İnkılaplarının anayasaya dahil edilmesi bu 1937'dedir. Değerli dostlar, bu noktada Cumhuriyet'in ilanından çok çok sonradır. 1937 tarihinde cevabımız burada değişik olmuş oluyor. Erzurum Kongresi'nde millet egemenliğine vurgu yapılması bu da Cumhuriyet'in ilanını hazırlayan etkenlerden biridir. Cevabımız burada değişik olmuş oluyor. Bir diğer sorumuza bakalım. Yeni Türk Devleti'nde devletçilik politikasının benimsenmesinde durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir demiş. Savaş sonunda ülkede ekonomik ve toplumsal sıkıntılar yaşanması. Değerli arkadaşlarım, bu noktada Yeni Türk Devleti'nde iç ve dış nedenler etkili oluyor burada. İç nedenlerin başında savaştan yeni çıkan ülkenin ekonomik ve toplumsal sıkıntılar yaşaması gelmektedir. Bunu alıyoruz. Uygulanan politikaların coğrafi dengesizlikleri ve sosyal adaletsizlikleri giderememesi. Bu da vardır. Ekonomik kriz nedeniyle tarım ürünlerinin fiyatlarının düşmesi de yine devletçilik politikasının benimsenmesinde bu durum etkili olmuştur. Cevabımız burada E şıkkı olmuş oluyor. Eğer bize dış nedeni sorsaydı burada 1929 dünya ekonomik krizi gelecekti. Bize iş nedenleri sormuş burada daha çok. Burada 1, 2 ve 3 doğru şıkkımız olmuş oluyor. Bir diğer sorumuza bakalım. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kurulması kararı aşağıdakilerden hangisiyle aynı tarihte alınmıştır diyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü soruyor bize. Şimdi Vakıflar Genel Müdürlüğü 3 Mart 1924 tarihinde Şeriye ve Efkaf vekaletinin kaldırılmasıyla kurulmuştur. Efkaf'ın kelime anlamı günümüzde vakıf demektir. Bu noktada cevabımızda B şıkkı olmuş oluyor. Şeriye ve Efkaf vekaletinin kaldırılması da 3 Mart 1924 tarihindedir. Burada Marif Teşkilatı hakkında kanun 1926, yanına yazıyorum 1926. Tekke zaviyelerin kapatılması 1925. Medeni kanunun kabul edilmesi 1926. Türk Tarih Kurumu'nun kurulması ise 1931 tarihinde olmuş oluyor. Şeriye ve Efkaf vekaleti de 1924'te kaldırılmış oluyor. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi gelişmelerinden biri değildir? Burada Atatürk dönemi 23-38 yılları arasını kapsamaktadır. Bu dönemde reji idaresinin satın alınması yani tütün tekeli diyoruz biz buna reji idaresine. Bu tütün tekelidir. 1925'te yabancılardan satın alınıyor. Buraya yazıyorum. 1925. Ticaret ve sanayi odalarının kurulması bu da 1925 senesindedir. Karabük Demirçelik İşletmesi'nin kurulması 1937'dedir. 37. Tomtaş Uçak ve Motor Fabrikası'nın hizmete açılması bu 1926 tarihinde. Petrol Ofisi de denildi dostlarım. Bu da İsmet İnönü dönemindedir. İsmet İnönü dönemi de değerli arkadaşlarım buraya yazıyorum İsmet İnönü de
1938 ila 1950 yılları arasında değerli dostlar buna cumhurbaşkanlığı yapmıştır. Cevabımız burada E şıkkı olmuş oluyor. Bir diğer sorumuza bakalım. Atatürk milliyetçiliği ilericidir ve eşitlik fikrine dayanır. Yukarıdaki yargı milliyetçilik ilkesinin ilkelerinden hangileriyle ilişkili olduğunu kanıtlar niteliktedir demiş. Burada değerli dostlarım inkılapçılık ve halkçılık ilkeleri ile olan ilişkisine vurgu yapıyor bu noktada. Atatürk milliyetçiliği ilericidir, eşitlik fikrine dayanır. Burada inkılapçılık ve halkçılık ilkeleriyle ilişkisine vurgu yapıyor. Çünkü inkılapçılık daima ilerlemeyi savunuyor. Halkçılık ise eşitlik, adalet, sosyal güvenlik. Burada adil gelir dağılımı ve demokrasiyi temel almış oluyor. O yüzden burada 1-2'yi alıyoruz ancak 3. şıkkımızın cumhuriyetçiliği almış olamayacağız. Bu noktada 3'ü alamıyoruz. Cevabımız da 1 ve 2 olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi? Schuman bildirgesinin yayınlanmasıyla başlayan ve Avrupa Birliği'nin kurulmasıyla sonuçlanan süreçte yaşanan gelişmelerden biri değildir demiş. Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın kurulması, Roma Anlaşması'nın imzalanması, Avrupa Kömür Çelik Topluluğu'nun kurulması, üye ülkeler arasında gümrük vergilerinin kaldırılması, Avrupa Sosyal Fonu'nun oluşturulmasına karar verilmesi. Değerli arkadaşlarım, Schuman bildirgesi 1950 tarihinde Fransız Dışişleri Bakanı Schuman tarafından yayınlanıyor. Burada A şıkkında yer alan Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın kurulması 1947 tarihindedir. Schuman 50'dir. Avrupa Birliği'nin kurulması da değerli arkadaşlarım 1992'de olmuş olacak. Maastricht Anlaşması ile birlikte. Burada Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 1947'de kurulduğu için bu iki dönem arasında yer almamaktadır. Cevabımız da A şıkkı olmuş oluyor. Bir diğer sorumuza bakalım. İsrail Devleti'nin varlığını bir Arap Devleti tarafından ilk defa resmen tanındığı anlaşma aşağıdakilerden hangisi demiş. Arkadaşlar Arap-İsrail savaşlarına son veren ve ilk defa bir Arap Devleti'nin İsrail'i tanımasına neden olan anlaşma Amerika'nın Arapbuluculuğu ile 1978 tarihinde Mısır ile İsrail arasında imzalanan Camp David anlaşmasıdır. Burada cevabımız C şıkkı olmuş oluyor. Tarihinde yazıyorum 1978 tarihinde Amerika'nın değerli dostlar burada Arapbuluculuğu ile imzalanıyor. Mısır ile İsrail arasında. Cevabımız C seçeneği oluyor. Bir diğer sorumuza bakalım. Özellikleri verilen Romanya Devlet Başkanı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. 1955'te Romanya'da İşçi Partisi birinci sekreterliğine getirilmiştir. Romanya'nın Moskova karşısında ekonomik, siyasi, askeri alanda bağımsız olması gerektiğini savunmuştur. NATO ve Varşova Paktlarına son verilmesi gerektiğini iddia etmiştir. Ülkesinde çıkan gösteriler sırasında aldığı tepkiler nedeniyle Bükreş'ten kaçmış ancak yakalanarak idam edilmiştir. Bu da Romanya'da olduğunu bilmemiz lazım. Bu isim kimdir değerli arkadaşlarım? Nikolay Çavuşescu'dur değerli dostlar. Bu da cevabımız B şıkkı olmuş olacak. Bakalım sorumuza. Osmanlı Devleti'nde ülke hükümdar ve oğullarındandır anlayışını başlatan padişah aşağıdakilerden hangisidir demiş. Değerli arkadaşlar burada Osmanlı Devleti'nde 1. Murat'a kadar devlet adamları ve askerlerce sevilen ve takdir edilen şehzade hükümdar olurken 1. Murat'tan itibaren ülke hanedanın ortak malıdır anlayışının yerine ülke padişahın ve oğlanındır anlayışı almış oluyor. Burada cevabımız 1. Murat olmuş oluyor. Bir diğer sorumuza bakalım. Osmanlı iktisadi hayatında ahi geleneğine göre yetişen esnaf ve sanatkarlar loncalar halinde teşkilatlanmıştı. Aşağıdakilerden hangisi? Bu loncalarda güvenlik amiri olarak görev yapan kişiye verilen addır demiş. Değerli arkadaşlar, burada her loncanın reisi olarak bir pir bulunmaktaydı.
Güvenlik amiri olarak da Yiğitbaşı görev yapmaktaydı. Loncaların hükümette olan münasebetlerini temin eden bir de Ket Hüda söz konusuydu, vardı. Subaş da eyalet, sancak, kaza, köylerde asayişten sorumlu görevlidir. Kadı da adalet işlerinden ve kazaların yönetiminden sorumlu görevliydi. Burada güvenlik amiri olarak görev yapan kişiyi soruyor bize. Burada cevabımız Yiğitbaşı olmuş oluyor. Bir diğer sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nde klasik dönemde padişahların saltanat makamına oturmaları üzerine faaliyetlerinden hangilerini gerçekleştirdiği söylenebilir demiş. Bakalım. Kılıç kuşanıp cülüs dağıtmak. Evet arkadaşlarım, burada klasik dönemde padişahların saltanat makamına oturmaları üzerine kılıç kuşanıp cülüs dağıtıyorlardı. Sadrazama mühür ile birlikte hattı hümayun gönderiyorlardı. Padişahların türbelerinde ziyaret ediyorlardı her gelen padişah. Burada cevabımız 1, 2 ve 3 olmuş oluyor. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. 17. yüzyılda nüfus artışı, fetihlerin durması ve enflasyondan dolayı Anadolu'da durumlarından hangilerinin ortaya çıktığı söylenebilir demiş. Bakalım. Celali karışıklıkları, toprak gaspları, eyalet ordusunun bozulması. Değerli arkadaşlar, Osmanlı'da 17. yüzyılda nüfus artışı, topraksızlık, fetihlerin durması ve enflasyondan dolayı ne olacak? Anadolu tımarlı sipahiler, vakıf mütevellileri gibi bazı yöneticilerin toprakları gasp etmesinde, idarenin ve eyalet ordusunun bozulmasına ve celali isyanlarına ne olacak? Sahne olmuş, sebep olmuş olacak bu noktada. Burada üçünü de alacağız. Cevabımız da E şıkkı olmuş oluyor. Bir diğer sorumuza bakalım. Tanzimat Fermanı ile müsaade sistemi kaldırılmıştır. Bu gelişme gruplarından hangilerinin mal varlığını güvence altına almıştır diyor. Bürokrat, gayrimüslim, yabancı devlet vatandaşı demiş. Burada müsaade sistemi devlet yönetiminin uygun gördüğü hallerde haksız kazanç sağlayan ya da elindeki yetkileri kötüye kullanan devlet adamlarının mülklerine padişah adına konması usulüdür müsaade sistemi. İkinci Mahmut döneminde kısmen Tanzimat Fermanı ile de tamamen kaldırılıyor bu sistem. Müsaade sistemiyle bürokrat tabakanın mal varlığı güvence altına ne olacak? Alınmış olacak. Burada gayrimüslim ve yabancı devlet vatandaşı değiller arkadaşlar. Burada sadece bürokrat sınıfın grubunun mal varlığı güvence altına alınmış oluyor. Cevabımız A şıkkı oluyor. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi 2. Mahmut dönemi gelişmelerinden değildir demiş. 2. Mahmut 1808-1839 yılları arasında hükümdarlık yapmıştır. Bu dönemde Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusunun kurulması, atılacağınız üzere Yeniçeri Ocağı kaldırılıyor. Yerine bu kuruluyor. Valilere maaş bağlanıyor. Darüşşurayı askerinin kurulması yine 2. Mahmut döneminde. Mehterhane'nin kapatılması, onun yerine Mızıkayı Hümayun'un kurulması yine 2. Mahmut döneminde. Mektebi Mülkiye'nin kurulması ise bu Abdülmecit döneminde. Abdülmecit. Buraya yazıyorum, Abdülmecit döneminde değerli arkadaşlarım. Cevabımız da E şık olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Özellikleri verilen grup aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Osmanlı Devleti'nde mültezimlerin vergi, topladıkları topraklarda fiili hakimiyetlerini kurmaları ve giderek idari görevleri de yüklenmeleriyle güç kazanan gruptur. 19. yüzyılda imzalanan bir anlaşma ile resmi varlıkları tanınmıştır. Bu zümre bölgesindeki toprağı kontrol etmiştir diyor. Burada özellikleri verilen bu grubumuz kimdi değerli arkadaşlarım? 19. yüzyılda Senedi İttifak imzalanıyor 1808 tarihinde, 2. Mahmut döneminde. Resmi varlıkları tanınmış oluyor. Bölgedeki toprağı da kontrol etmiş oluyorlar. Burada cevabımız ayanlar olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Mustafa Kemal aşağıdaki okullardan hangisinden kurmay yüzbaşı olarak mezun olmuştur diyor. Bakın bu da çok çok önemli bir sorudur. Her an karşınıza bu soru çıkabilecek
tarzdadır. Yani her an çıkabilir bu sorun. Değerli arkadaşlar, Mustafa Kemal Erkan Harbiye Mektebi'ndeyken, bunun asıl adı nedir? Harp Akademisi'dir. Değerli arkadaşlarım, Erkan Harbiye Mektebi'ndeyken, bunu da yanına yazalım hemen. Harp Akademisi. Akademisi. Harp Akademisi'ndeyken Mustafa Kemal mezun oluyor. Mezun olunca da kurmay yüzbaşı olarak, değerli arkadaşlarım, mezun olmuş oluyor Mustafa Kemal. Burada cevabımız B şıkkı olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Tarihi Cevdet adlı eserini Sultan Abdülmecid'e sunmuştur. Katılık ve Divan-ı Ahkam Adliye reisi yapmıştır. Mecelle-i Ahkam Adliye isimli hukuk metnini oluşturanların başına gelmiştir diyor. Özelliklerine verilen devlet adamını soruyor. Değerli arkadaşlarım, bu devlet adamımız kimdi? Tarihi Cevdet adlı eseri var. Katılık Divan-ı Ahkam Adliye reisi yapıyor. Mecelle-i Ahkam Adliye isimli hukuk metnini oluşturuyor. Kimdi bu? Ahmet Cevdet Paşa'ydı. Burada cevabımız D seçeneği olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. İtalya'nın siyasi birliğini sağladıktan sonra gelişen sanayisine ham madde ve pazar bulmak için işgal ettiği yer aşağıdakilerden hangisidir demiş. Değerli arkadaşlar, burada hangi devlet nereleri işgal ediyor bunu söyleyelim. Cezayir 1830 tarihinde, değerli arkadaşlarım, Cezayir'i Fransa işgal etmiş oluyor. Tunus'u yine 1881 tarihinde Fransa işgal etmiş oluyor. Mısır'ı 1882 tarihinde İngiltere işgal ediyor. Kıbrıs yönetimi 78'de, 1878'de İngiltere'ye bırakılıyor. Burada İtalya siyasi birliğini sağladıktan sonra ham madde ve pazar bulmak için nereyi işgal edecek? Trablusgarp'ı işgal edecek 1911 tarihinde. Cevabımız burada C seçeneği olmuş oluyor. Arkadaşlar, bir su içeyim hemen. Hemen bakalım sorumuza. Birinci Dünya Savaşı sürecinin durumlarından hangileri etkilemiştir diyor. Bakalım, Brest-Litovski Anlaşması'nın imzalanması, Osmanlı Devleti'nin Çanakkale cephesinde başarılı olması, Wilson ilkelerinin yayınlanması. Değerli arkadaşlar, Birinci Dünya Savaşı sürecini burada her üçü de etkiliyor. Burada Brest-Litovski Anlaşması ile birlikte Rusya savaştan çekilmiş oluyor. Çarlık Rusya. Osmanlı Devleti Çanakkale cephesinde başarılı olunca savaşın süresi uzamış oluyor. Wilson ilkeleri yayınlanınca da savaşın süresi kısalıyor. Değerli arkadaşlar, burada her üçünü de alacağız. Cevabımızdan E şıkkı olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Genelgeler ve kongreler döneminde alınan aşağıdaki kararlardan hangisi milli mücadelenin gerekçesini doğrudan ortaya koymaktadır diyor. Değerli arkadaşlar, burada okuyacağız. Sonra bu durumun gerekçesi nedir diye soracağız. Bakalım. Her türlü denetim ve etkiden uzak bir milli kurul oluşturulmalıdır. Gerekçesi nedir? Yok. Osmanlı hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş göstermektedir. Bu durumun gerekçesi nedir? Osmanlı hükümeti üzerine aldığı sorumluluğunu yerine getiremiyormuş değerli arkadaşlarım. Bu durumun gerekçesi neymiş? Buymuş. Bu sorularda amaç, yöntem, gerekçeden bu şekilde yaparsanız kolayca bu sorunun cevabını bulmuş olursunuz. Burada cevabımız B şıkkı olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Mustafa Kemal'in milli mücadele döneminde böyle buhranlı zamanlarda makam ve rütbenin halk üzerindeki etkisi büyüktür. Bunlarsız ne yapabiliriz? Kaygısına rağmen asker olarak başladığı günü sivil olarak tamamladığı şehir aşağıdakilerden hangisidir demiş. Değerli arkadaşlar, Mustafa Kemal Havza Genelgesi'nden sonra Harbiye Nezareti aracılığıyla geri çağrılan Mustafa Kemal Paşa işi haberleşmeye dökerek zaman kazanmaya çalışıyor ilk başta. Burada Amasya Genelgesi'nin yayınlanmasının ardından Erzurum'a geliyor. Erzurum'a geliyor. Burada 7-8 Temmuz gecesi aldığı geri dön çağrısına cevabı verince kendisine resmi görevinin sona erdiğini bildiriyor. Mustafa Kemal ise müfettişlik göreviyle birlikte askerlik mesleğinden istifa ettiğini Harbiye Nezaretine bildirmiş oluyor. Rauf Orbay'a ne diyor? Böyle buhranlı zamanlarda makam ve rütbenin halk üzerindeki etkisi büyüktür. Bunlarsız ne yapabiliriz diyerek kaygılarını dile getiriyor. Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'ne sivil olarak katılıyor. Yani sineyi millete dövmüş oluyor Mustafa Kemal burada. Yani cevabımız burada Erzurum
olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde inkılap hareketlerine girişilmemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir diyor. Değerli arkadaşlar, 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde zaten savaş var. Kurtuluş Savaşı var. Burada bakıldığı zaman misak-ı milli sınırları içinde bağımsızlığını kazanmış bir ülke olmanın öncelikli hedef olması. Yani öncelikle bizim bağımsızlığımızı kazanmamız lazım. O yüzden inkılap hareketlerine girişilmiyor burada. Cevabımız buradan D şıkkı olmuş olacak. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi inkılapçı meclisi olacak değerli arkadaşlar 23'ten sonra. Burada cevabımız D şıkkı oluyor. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev süresi içindeki çalışmalardan biri değildir demiş. Burada 1920'de, 23 Nisan 1920'de açılıyor. 23'e kadar, 11 Ağustos 1923'e kadar görev yapıyor. İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi 1921'dedir. Yanına yazalım böyle. 21. İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması 17 Şubat. 17 Şubat 1923. 23 tarihinde. 23 olduğu için bunun bitiş süresini yazalım. 11 Ağustos. 11 Ağustos'ta görev süresi sona eriyor. Lozan Konferansı'na temsilci gönderilmesi 1922'dir. 1922 senesidir. Moskova Anlaşması'nın imzalanması 1921 senesindedir. 21. Erkan-ı Harbiye vekaletinin kaldırılması ise 3 Mart 1924'tür. 3 Mart 1924 tarihindedir. Yani bu 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev süresi içindeki çalışmalardan biridir. O yüzden burada cevabımız E şıkkı olmuş oluyor. Diğerleri de 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemindedir. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Londra Konferansı'nda İngiltere, Fransa ve İtalya ile anlaşmalar yaptığı için Dışişleri Bakanlığı görevinden alınan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Değerli arkadaşlar, Londra Konferansı 1. İnönü Savaşı'nın sonucunda toplanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsil eden bu dönemde kimdir? Dışişleri Bakanı olarak Bekir Sami Kunduh Bey'dir. Değerli arkadaşlar, burada İngiltere, Fransa ve İtalya ile anlaşmalar yapıyor. Esir değişimi ile ilgili. Burada cevabımız A seçeneği olacak. Bekir Sami Bey'den sonra da kim gelecek? Yusuf Kemal Tengirşenk gelmiş olacak. Bize bunu sorarlarsa da bence güzel soru olur. Bekir Sami Kunduk'tan sonra başa gelen Dışişleri Bakanı kimdir diye sorarlarsa Yusuf Kemal Tengirşenk diyeceğiz. Bunu asla unutmayalım. Bir diğer sorumuza bakalım. 1924 Anayasası kaç yıl yürürlükte kalmıştır diyor. Değerli arkadaşlar, 1924 Anayasası 1960 darbesine kadar, yani 36 yıl yaklaşık, 36 yıl yürürlükte kalıyor. Bu noktada cevabımız 36 olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Halkçılık, halk devleti, halk yönetimi, halkın kendi geleceğine egemen olması, yani siyasi gücü elinde bulundurması gibi kavramların ortaya çıkmasını sağlayan bir anlayıştır. Halkçılığın bu özellikleri ilkelerinden hangileriyle bağlantılı olduğunu göstermektedir demiş. Halkçılık doğrudan değerli arkadaşlarım cumhuriyetçilikle alakalıdır. Laiklik ve devletçilikte bir bağlantısı yoktur. Buradaki dediklerine göre, verilen özelliklere göre diyelim daha doğrusu. Burada cevabımız yalnız 3 olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Biraz küçültelim. Özelliklere verilen banka aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yeni Türk Devleti'nde ulusal bankacılık alanındaki ilk somut adımdır. Kuruluş sermayesi Mustafa Kemal tarafından sağlanmıştır. Fabrika kurmak gibi doğrudan giriştiği yatırımlarla ülkenin sanayileşmesinde rol almıştır. İlk başkanlığını Atatürk döneminin son başbakanlığını da yapan devlet adamı üstlenmiştir. Bakın burada kilit cümle budur. Değerli arkadaşlar, yeni Türk Devleti'nin bankacılık alanındaki ilk somut adımı olan kuruluş sermayesi Mustafa Kemal tarafından sağlanan, ülkenin sanayileşmesinde rol oynayan ve ilk başkanlığını da Celal Bayar'ın
yaptığı bu bankamız ilk özel bankadır. Bu nedir? Bu İş Bankası'dır. Cevabımız İş Bankası olmuş olacak. Atatürk döneminin de son başbakanı Celal Bayar'dır. Celal Bayar değerli arkadaşlarım. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Türk milletini oluşturan unsurlardan biri değildir demiş. Bakalım. Dil birliği, amaç birliği, din birliği, tarihi yakınlık, kültür birliği. Burada Türk milletini oluşturan unsurlar arasında din birliği yoktur değerli arkadaşlarım. Ancak diğerleri vardır burada. Dil, amaç, tarihi yakınlık, kültür birliği bunlar vardır. Ancak din birliği yoktur. Burada cevabımız C seçeneği olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Atatürk döneminin son meclis başkanı olan ve en uzun süre meclis başkanlığı görevinde bulunan devlet adamı aşağıdakilerden hangisi demiş. Bu soruyu değerli arkadaşlarım çok çok önemsiyorum. Bu soru oldukça önemlidir. Bu soru çıkacak bir gün. Bundan eminim. Burada Atatürk döneminin son meclis başkanı ve en uzun süre meclis başkanlığı görevinde bulunan kişi kimdir? Mustafa Abdülhalik Renda'dır değerli arkadaşlarım. Burada cevabımız E şıkkı olmuş olacak. Eğer size Atatürk döneminin en uzun süre meclis başkanlığı görevinde bulunan devlet adamını sorarsa o da Kazım Özalt olmuş olacak. Burada sorunun çeşidine göre değişir bu durum. O yüzden Kazım Özalp Atatürk döneminin eğer bize tamamını sorarsa da Abdülhalik Renda olmuş olacak. Abdülhalik Renda 1935-46 yıllar arasında görev yapmıştır değerli arkadaşlar. Ve Atatürk döneminde son meclis başkanıdır. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisiyle Amerika Monroe doktrinini ile uyguladığı yalnızlık politikasını terk etmiştir diyor. Değerli arkadaşlarım, ÖSYM son yıllarda öğretmenlik alan bilgisinde sorduğu soruyu artık lisansa, ön lisansa, orta öğretime sormaya başladı. Bunu da 2020 senesinde öğretmenlik alan bilgisinden yokladı tarih öğretmenlerine. Burada değerli arkadaşlarım, Amerika Birleşik Devletleri Monroe doktrini ile uyguladığı yalnızlık politikasını Vandenberg kararı ile ne yapacak? Terk etmiş olacak. Burada cevabımız E şıkkı olmuş oluyor. Vandenberg kararını asla unutmayalım. Bir diğer sorumuza bakalım. 1964'te İsmet İnönü'ye bir mektup göndererek NATO üyesi iki ülke olan Yunanistan ile Türkiye arasında savaşa neden olabilecek bir duruma rıza gösteremeyeceğini dile getiren Amerika Başkanı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Değerli arkadaşlarım, Kıbrıs'ta yaşanan sorunlar nedeniyle 1964'te Kıbrıs'a çıkarma yapılması kararı alınmışken İsmet İnönü'ye bir mektup gönderip NATO üyesi olan Yunanistan ile Türkiye arasında savaşa neden olabilecek böyle bir duruma rıza gösteremeyeceğini dile getirerek Türkiye'nin müdahale kararına askıya almasına neden olan bu başkan kimdi? Johnson'dı. Johnson'da Johnson mektubuyla değerli arkadaşlarım bilinmektedir. Bunu asla unutmayalım. Johnson mektubu deyince aklımıza Kıbrıs meselesi gelecek. Burada cevabımız D seçeneği olmuş oluyor. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin 10. Cumhurbaşkanıdır demiş. Buradan birden sona kadar sayalım bence. İlk olarak Mustafa Kemal, daha sonra İsmet İnönü, Celal Bayar, Cemal Gürsel, Cevdet Sunay, Fahri Korutürk, Kenan Evren, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer, Abdullah Gül ve son olarak da Recep Tayyip Erdoğan. Değerli arkadaşlarım, 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. 10.'sü ise kimdir? Ahmet Necdet Sezer'dir bu noktada. Böyle bir soru gelebilir mi? Gelebilir değerli arkadaşlarım. Onu sormaz da 3'ü sorar, 5'i sorar. Bunları bence 12'ye kadar ezbere bilmekte fayda vardır. Güncelde gelebilir, tarih sorular arasında da gelebilir. Bir diğer sorumuza bakalım. Atatürk'ün devletçilik ilkesinin temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Tarımsal üretiminin artırılması, devlet denetiminde ekonomik kalkınmanın sağlanması, dış politikada bağımsızlığın sağlanması, özel sektörü desteklenerek sanayinin geliştirilmesi, halkın devlete bağlılığının üst düzeye çıkarılmasını vermiş. Burada değerli arkadaşlar, Atatürk'ün devletçilik ilkesi halkın ihtiyaçlarının karşılanması, ekonomide her alanda kalkınmanın sağlanarak dışa bağımlılığın engellenmesi amacıyla
devlet denetiminde ekonomik kalkınmanın sağlanmasını temel hedef olarak benimsemiş oluyor. Burada devlet denetiminde ekonomik kalkınmanın sağlanması devletçilik ilkesinin temel hedefleri arasındadır. Burada cevabımız değişik olmuş olacak. Bir diğer sorumuza, artık son sorumuza gelelim. 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla durumlarından hangileri amaçlanmıştır diyor. Meclis içerisindeki Cumhuriyet karşıtlarının sindirilmesi, Lozan Konferansı'nda temsil sorunun çözülmesi, halifeliğin kaldırılmasına tepkilerin engellenmesi. Burada halifeliğin kaldırılmasına tepkilerin engellenmesi o zaten 1924 senesinde. 24'te meydana geliyor. O yüzden 3'ü alamayacağız. Değerli arkadaşlar, meclis içerisindeki Cumhuriyet karşıtlarının sindirilmesi, daha Cumhuriyet ilan edilmedi ki bu noktada zaten. O yüzden bunu da alamayacağız. 1923'te Cumhuriyet ilan edilecek. Çünkü Lozan Konferansı'na temsil sorunun çözülmesi, hatırlayacağınız üzere İtilaf Devletleri ne yapacak? Kilit çıkarmak isteyecek. O yüzden hem İstanbul Hükümeti'ni hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'ni çağıracaklar. O yüzden saltanat kaldırılınca bu sorun da çözümlenmiş oluyor. Cevabımız burada yalnız 2 olmuş olacak. Bu sorumuzla birlikte toplamda 50 soruyu bitirmiş olduk sizlerle birlikte. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.